Galaksinin Sesi'nin yeni bir bölümünde yine karşınızdayız ve yanımda Oğuzhan ve Ateş var. Beyler nasılsınız? Bomba gibi. Şahane. Evet, daha önce de bahsettiğimiz gibi Celebration'da duyurulan dizileri, işte ürünleri ve diğer çizgi roman gibi şeyleri ayrı ayrı bölümler şeklinde değerlendiriyoruz. Bu ikinci bölümümüz. Bu bölümümüzde yeni Celebration'da duyurulan ürünleri değerlendireceğiz. Bütün ürünlere değinmemiz tabii mümkün değil. Çok fazla ürün duyuruldu çünkü. Ama işte aralarından enteresan olduklarını, özel olduklarını düşündüğümüz bazı ürünleri seçtik. Onları böyle konuşacağız, değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Daha doğrusu hayranları akla gelen ilk markalar. Evet, akla gelen ilk markalar. Hasbro olsun, Disney'in kendi ürünleri olsun. Yeni markalar. Çünkü farklı yeni markalar da var piyasada. Ve hayranları da aslında heyecanlandıran ürünler de diyebiliriz belki. Biraz böyle şey yaptık. Evet, sizin için seçtik böyle arasından. Pıt 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 aldık. Evet. Bir kuple. Bir kuple. O zaman ben hemen başlıyorum beyler. Çünkü ilk sırada şey var. Bayağı bir insanları heyecanlandıran ürünler var. Ama bizim için kötü haber. Hayranlar için genel olarak iyi bir haber olsa da bizim için kötü haber. Çünkü bu ürünler sadece Shop Disney ve Disney parklarda satışa çıkacak olan ürünler. Burada da 5 alt kategoride ürünler duyuruldu. Her kategorinin içinde birden fazla ürün var, ürün çeşidi var. Bunlardan ilki Işın Kılıçları. Qui-Gon Jinn'in ve Obi-Wan Kenobi'nin Işın Kılıçları. Qui-Gon Jinn biliyorsunuz zaten tek bir tipte kılıcı var. Bölüm 1'de gördüğümüz o meşhur siyah ağırlıklı, siyah ve gri tonların ağırlıklı olduğu bir Işın Kılıcı. Ki ondan bende bir tane custom versiyonu da var. Sevgili Nikon'un koleksiyondan sattığı ilk ve tek ürün. Evet. Ama evet. Bu tabii farklı olacak. Yani bu ürün evet. Yani farklı olacak. Obi-Wan Kenobi ise bölüm 3, bölüm 4 karışımı diyebiliriz. Biraz daha hani bölüm 4 gibi duruyor ama görüntüsü biraz daha bölüm 3'ü de andırıyor. Ama hafif üzerinde aşınmalar var. Bunlar yakın zamanda Disney parklarda satışa sunuluyor olacak. Bununla beraber hayranların da oylamasına açılan bir ne derler? Bir sonraki Işın Kılıcı ne olsun diye bir de şey var. Doc Ondar's Collection diye. Burada Jocasta Nu'nun, Quinlan Vos'un, Depa Billaba'nın, Padawan Barriss Offee'nin, Sifo Dyas'ın ve Kanan'ın. Kanan'ın lightsaber hilfleri var. Bu hayranların oylamasına açılacak. En çok oyu olan Işın Kılıcı Qui-Gon Jinn ve Obi-Wan Kenobi'den sonra yine Disney parklarda ve Shop Disney'de satışa sunulacak diğer Işın Kılıcı olacak. Bir diğeri, ben bu ürünü çok beğendim. Hasbro Black Series figür. Ama bu figürün şöyle bir özelliği var. Star Tours'un 35. yıl dönümünü anmak adına böyle bir şey yapmışlar. Ürün yapmışlar. Darth Vader ve Obi-Wan Kenobi'nin bölüm 4'teki düellosunu içeren bir figür. Bu ama şöyle bir şey var burada. Bu Ralph McQuarrie'nin konsept çiziminden aslında esinlenilmiş bir figür. O yüzden Darth Vader'ı bu hep konsept çizimlerde mavi gibi görürdük ya, siyah zırh yerine mavi zırhla. Bu da öyle. Obi-Wan Kenobi'de alışık olduğumuz Obi-Wan Kenobi'den biraz daha farklı. Böyle bir figür. Bunun dışında böyle peluş hayvanların yer aldığı, değişik tipte peluş hayvanların yer aldığı bir takım figürler var. Bir diğeri enteresan olanı da Star Wars Planet Series adında yeni bir seri duyuruldu. Burada da her gezegene özgü bir takım collectible ürünler. Mesela ilk duyurulan gezegen Tatooine olarak duyuruldu. Burada işte Tatooine'e özgü bir takım pinler, bir harita, çöl haritası. Bu çöl haritasının üzerine bu pinleri böyle yerleştirebiliyorsunuz. Böyle enteresan bir şey. Bu şekilde ürünler duyuruldu. Tabii en çok beni heyecanlandıran bir o şey Black Series figür oldu. Bir diğeri de Işın Kılıçları oldu tabii ki de. İnşallah bir şekilde yolumuz Disney parklara düşer de bu ürünlerden, hepsini değil ama en azından sevdiklerimizi, beğendiklerimizi alabilecek imkana sahip oluruz ileride.
Burada bak mesela bunların en biri duyurulan bir diğer ünlü Camp Tono. Ha, Camp Tono hani da var evet. Hani evet Camp Tono şu içine kreditleri koyduğumuz dondurma makinesi evet. Var ya aslında. Onu güzel yapmışlar. Yani kodluyorsun açılıyor ve makul bir fiyatlardı. Fiyatını hatırlamıyorum. 50 dolar civarında mıydı? 50 dolar civarında bir fiyatı var. Yani bir sürü ürün var. Bunlar sadece değindiğimiz birkaç tanesi. Yani tabii ki Obi-Wan'ın lightsaber en dikkat çekeni oldu. Çünkü zaten bölüm bu dizide kullanılan lightsaber'a benzetilmeye çalışılmış. Bir ufak şey... ilave de ben yapayım. Söyle. Rex'i mi söyleyeceğim? Efendim? Rex'i mi söyleyeceğim? Yok. Ha, okey. İki ışın kılıcı daha var. Legacy ışın kılıçlara dahil olan. Bir tanesi Darth Sidious'un ki, bir tanesi de Plo Koon kılıcı. Lakin böyle hani elde tutulmuş fotoğraflarına bakınca ikisini de epey büyük yaptıklarını görüyorum. Ölçek olarak pek tutturamamışlar gibi gözüküyor. Ya bu klasik sorunları maalesef. Ben bu arada şeyi anlamıyorum. Hasbro'nun Black Series veya Elite FX'lerle Disney'in ışın kılıçlarının üreticisi aynı kişi değil mi? Bunlar aralarında hiç teknoloji transferi yapmıyor mu? Bilmiyorum. Niye aynı kişi, aynı ürün iki kişide de lisanslı? Bunlar hep kafamı şey yapan, kurcalayan tekel sorular. Tekel olur abi o zaman ama. Tek bir firma tarafından üretim. Ama lisanslama öyle. Exclusivity lisansındır. Ne bileyim 6 inç figür yapan başka kimse var mı? Ya da 3.75 figür yapan başka Hasbro dışında var mı Star Wars? Ama ışın kılıcının lisansını demek ki farklı bir şekilde vermeyi demek ki tercih etmiş. Bilemezsin. Neyse. Yani. Şimdi hızlıca ben de evet. Rex'i de söyleyeyim. Captain Rex ile ilgili de bir tane limited edition'da bir figür geliyor. Ondan sonra bu da... Ama bak bu Rex o Rex evet. Değil. Bizim bildiğimiz Rex değil. Aynen bu bildiğimiz Rex değil. Limited edition RX-24 diye geçiyor. Bu da aslında şey yine Star Tours'un 35. yıl dönümü anısına yine çıkartılmış bir diğer figür. Nikocuğum. Bu işte Star Tours şeyi kullanan o Star Tours mekiğini, shuttle'ını kullanan robot aslında Rex. Evet. Sana zahmet bir görselini koy da buraya izleyenler karıştırmasın. Anlasınlar. Evet, evet. Hasbro ile devam edelim. Bu bölümde Hasbro'dan epey ürün anlatacağız size. Çünkü Celebration sırasında bir Hasbro paneli oldu. Ama ondan önce tabii ki artık geleneksel bir şey Celebration eksklusif ürünleri var. Bunlardan bir tanesi de Hasbro'nun eksklusif ürünüydü. Bu eksklusif ürün bir Jon Favreau figürü. Ama Jon Favreau'yu Mandalorian serisinden tanıdığımız Paz Vizsla olarak yaratmışlar. Yani gövdesi Paz Vizsla ama kafası Jon Favreau olarak düşünebilirsiniz. Nico herhalde fotoğrafları koyuyorsunuz diye düşünüyorum. Evet burada resmi Hasbro fotoğrafları var. Bu arada bir şey soracağım. Jon Favreau Paz Vizsla'yı oynamadı değil mi? Hayır. Tamam. Trey Weasley seslendirdi şeyde, evet. Clone Wars'ta. Evet. Tamam. Bu figürle ilgili çok kısa bir yorum yapacağım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, Essen'deki, Almanya'daki Celebration Europe'daki Hasbro Celebration Exclusive üründe Black Series Boba Fett figürüydü. Onun kutusu da aynı bu yanında şekildeydi. Yanında bir tane Han'ın Carbonite aynen, vardı. Aynen ve Han Solo'nun Carbonite evet. Vardı. Onun kutusu da aynı bu şekilde şeydi. Ne derler? Bir dış kaplaması vardı. Yekpare karton. Güzel bir dış kaplaması vardı. Simsiyah. Kılıfı vardı. Kılıfı vardı. Evet, evet. Bunu da öyle yapmışlar. Jon Favreau'yu da öyle yapmışlar. Evet. Bu tarz eksklusif ürünleri bu ambalajda yapmayı tercih ediyor anladığım kadarıyla Hasbro. Çünkü şey de öyleydi. Bir Cad Bane çıkardılar bu kutudaydı. Neyin eksklusiviydi onu hatırlamıyorum. Bir figürde Armorer vardı galiba. Ha evet Armorer vardı. O Dave Filoni'nin figürü de öyle değil miydi? Dave böyle Filoni, bir kutu evet. Diye hatırlıyorum. Evet o da öyleydi. Evet. Şimdi bu figürün fiyatı 40 dolar olarak belirlenmiş, duyurulmuş. Ama şöyle bir önemli nokta var. Celebration'a gitseniz dahi bu figürü hani al para ver figürümü yapamıyordunuz. Size bir şey veriyorlar, kupon veriyorlar. Bir barkod var onun üzerinde, o özel bir barkod. O barkodu işte akıllı cihazlarla okutarak satın alma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Figürün çıkış tarihi, teslim tarihini şöyle bir bakıyorum ama göremedim. Yani elinize hemen geçecek bir şey değildi. Bunu sadece işte Celebration Exclusive yaptılar. Sadece o etkinliğe gidenlere o kuponlar verildi, o barkodlar verildi ve sadece onlar alabilecek gibi duruyor prensipte.
Celebration Exclusive figürü böyle. Bunun haricinde şimdi sıra şeye geldi, panele geldi. Panelin yıldızı Obi-Wan Kenobi dizisindeki bir droid'ti diyebiliriz belki. En çok ilgi gören ürünler arasındaydı. İnce bir spoiler bu aslında. Evet. Yani bir şeyde fragmanda gözüküyordu aslında bu evet. droid. Evet. Evet. Yani bir disk biçiminde, kırmızı beyaz renklerde, işte sanki böyle kulakları kalkıyor gibi bir droid. İsmi Lola. Hasbro bunun envai çeşit ürününü çıkartıyor. Yani bunu da suyunu sıkacak diyebiliriz. Animatronik olanı var, işte küçük olanı var, büyük olanı var vesaire. Bu şeyde standlarında özellikle büyük ilgi gördü. Bunun haricinde Oğuzhan'ın bahsettiği 45. yıl dönümü Ralph McQuarrie tasarımında Obi-Wan Kenobi ve Darth Vader Black Series figür seti var. Bunların dışında yine Black Series'den Inquisitor figürleri görücüye çıktı. Daha önce görmüş müydük hatırlamıyorum, bahsetmiş miydik hatırlamıyorum. Söylentileri vardı galiba. Evet, ben hatırlamıyorum yani, ya. Tüm set tamamlandı diyebiliriz. Hani bir Inquisitor seti oluşturabilirsiniz eğer dilerseniz. Bunların dışında Vintage Collection Gaming Rage de devam ediyor. Bunlar arasında bu Gaming Rage de hani hangi gaming, hangi oyun? Jedi Survivor. Ama Jedi Survivor'dan bu bölümde bahsetmeyeceğiz. Bir sonraki bölümde bahsedeceğiz. Jedi Survivor'da yer alan bazı düşman birimlerinin figürleri görücüye çıktı. Bunlar arasında Scout Trooper, Magna Guard ve KX güvenlik droidi bulunuyor. Daha önce Vintage Series olarak piyasaya çıkmış olan ya da çıktı mı bilmiyorum, duyurulmuş olan en azından Klon Savaşları son sezonda resmedildiği haliyle Darth Maul figürü vardı Vintage Series'de. Şimdi bunun büyük hali, Black Series hali duyuruldu. Vintage Series'den daha önce duyurulmuş olan fakat şimdi biraz daha genişletelim, yani deluxe hale gelmiş bir Dark Trooper figürü var. Bunun özelliği şu, dizide gördüğümüz halinde böyle bir şeyi vardı. Ne derler ona? Böyle şarj ünitesi diyelim. Şarj ünitesi, bravo. Evet. Şarj ünitesiyle beraber geliyor ve Hasbro bunu şey diyor, hani dilerseniz birkaç tane birden alıp böyle yan yana birleştirebilirsiniz. Dizideki görüntüyü sağlayabilirsiniz eğer hani diorama gibi bir şey yapmak istiyorsanız. Niye almayasınız ki 10 tane yan yana mesela? Evet. Sonrasında bir şey yaptılar, pipeline dedikleri, hani biz bunları ileride çıkaracağız ama elimizde şimdilik görüntüsü yok. Haberiniz olsun dedikleri figürler var. Bunlar bence heyecanlandırıcı. Knights of the Old Republic figürleri geliyor. Ama bu remake versiyonunun figürleri olacak. Knights of the Old Republic'in remake versiyonu gelecek. Belki biliyorsunuzdur. İki figür duyuruldu bununla ilgili. İkisi de Black Series 6 inçlik. Bir tanesi Darth Malak. Bir tanesi de Bastila Shan olacak. Şimdi asıl büyük habere geçmeden önce şöyle bir bakıyorum, atladığım bir şey var mı diye. Ha, yine bir miğfer duyuruldu, yine hüsrana uğradık. Daha önce çıkmış bir kalıbın başka renge boyanmışı diyebiliriz. Topçu sınıfı, Stormtrooper. Aynen, topçu sınıfı. Miğferi yolda. Ne şey var? Şey devam ediyor. Şey ne derler, büyük duyuruya geçmeden evvel bir de şey var, Pazviz'de Starkiller, bir de Hunter'ın da Vintage duyurusu yapıldı galiba. Yani bununla ilgili Vintage Collection'dan çıkacağına ilişkin de şey var. Yani bu oyun dünyasıyla alakalı olduğu için işte bu Starkiller'ı da koymuşlar ama o Black Series değil ama Vintage Collection'da gelecekmiş galiba. Doğru. Yani ben şimdi burada biraz metne bakıyorum, biraz fotoğraflardan gözümü kestirdiklerini, yakaladıklarını söylüyorum. Atlamışım onu, doğru söylüyorsun. Abi, şey devam ediyor. Ben de demin atladım ya, çok normal. Archive Collection devam ediyor. Black Series 6 inçlik figürlerde. Bunlar arasında
Return of the Jedi'daki haliyle, yani Bush ödül avcısı haliyle Princess Leia var. Tarkin var. The Force Awakens'daki haliyle Han Solo var ve bir de Chewbacca var. Şimdi son olarak büyük haber şu Hasbro ile ilgili. Hasbro uzun bir aradan sonra yeni Haslab projesini duyurdu. Bu açıkçası beni birazcık şaşırttı. Yani neden böyle bir ürün bir Haslab projesi olarak geliyor diye biraz şaşırdım. Sıradaki Haslab ürünü bir ışın kılıcı. Force FX Elite ışın kılıcı ve bu kılıç da Obi-Wan Kenobi dizisiyle tanıdığımız Reva karakterinin dizide kullandığı şu yuvarlak hatlı çift taraflı ışın kılıcı. Bu kılıcın fiyatı $500 olarak belirlenmiş. Hedeflenen adet de 5000 adet. Yanlış hatırlamıyorum değil mi arkadaşlar? Evet doğru. 5000 adet ve yine yanlış hatırlamıyorsam 11 Temmuz tarihine kadar bir süre var. Yani bu kılıcın özelliği şu, blade'lerini sökebiliyorsunuz. Tamamen yeni bir ses fontuna sahip. Dilerseniz hani böyle yüz yuvarlak değil de hani D şeklinde gibi de kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben burada anlatırken biraz zor oluyor, tuhaf oluyor. Görseller geldiği zaman daha net anlaşılır olacağını düşünüyorum. Bugün itibariyle yani tam şu anda 848 kişi desteklemiş. Dediğim gibi hedef 5000. Oldukça pahalı bir ürün. $500 her baba yiğidin harcı değildir bir ışın kılıcı için diye düşünüyorum. Ya da belki şöyle olabilir. Şimdi $500 parası olan buna mı verir? Yoksa Saberforge, Vader's Vault gibi fan yapımı custom ışın kılıçlarına mı o parayı verir? Çok doğru bir soru. Evet yani $500 iyi bir para, bilmiyorum. Ama şey, ben şeyi bekliyordum. Reva'nın ışın kılıcı dönmüyor galiba. Dönmüyor. Abi dönmüyor. Bu da dönse $1000. Dönerse 500. Ama onu nasıl yapabilirler? Dönerse 1000, dönmezse 500. Dönemez ya. Çok karmaşık bir teknoloji oldu. Yani böyle raylarla aktarması gerekiyor akımı, neyse bilmiyorum. O zaman şey yapalım. Hadi Hasbro yeter bu kadar diyorum. Var mı başka eklemek sizin Hasbro'dan Ateş? Yeter. Kapatalım yani, gerçekten Hasbro yeter. Jazz Wares, ya da nasıl okunuyor bu? Jazz Wares mı? Jazz Wares. Jazz Wares. Jazz Wares. Marka. Jazz Wares. Peki. Jazz Wares diye yeni bir marka. Aslında marka oyuncak sektöründe var. Fakat Star Wars Mekik uzay gemisi lisansı yeni almış. Şöyle eskiden Micro Machines vardı değil mi? Micro Machines'e evet. çok benziyor. Micro Machines'e Action çok Fleet. Benzeyen Action Fleet, bravo Action Fleet. Çok benzeyen böyle seriler üretmiş ama bunların bir özelliği var. Birincisi hepsinin yanında 1 inçlik işte hareketli, en azından 5 noktadan hareketli figürlerle geliyor. Ve tamamen birebir ölçekli. Yani Millennium Falcon şu kadarsa işte X-Wing ona ölçekli bir şekilde geliyor. Ve fiyatlar da hani makul sayılabilecek seviyede. $6'la $45 arasında oynuyor. Böyle koleksiyoncuları gıdıklayacak şeyler de yapmışlar. Bazı böyle mystery box'lar var. Aldığı şeylerin arasında bazı mystery box'lar var. Aralarında çok böyle nadir olanları var. Ya da işte limitli üretilmiş, üzerine numara yok ama işte 5000 adet, 6000 adet limitli üretilmiş ürünler de var. Ama şeyler güzel. Mesela işte Razor Crest var. Boba Fett'in mekiği var, gemisi var. Slave One diyoruz biz ona. TIE Fighter var. Mesela Slave One deriz biz. Slave One deriz biz. Nadir veya işte hunt edilebilecek ürünler arasında şey vardı. Onun görselini paylaşmamışlar ama ben Celebration canlı yayınları esnasında gördüm. Mandalorian'da kanatları katlanan bir TIE Fighter vardı ya. Moff Gideon. Öyle bir TIE Fighter. Moff Gideon'un TIE Fighter. Öyle bir TIE Fighter var. O da nadir şey, az olanlardan. Genel olarak güzel. Yani fiyat da makul. Bence çok ilgi çekecek bir marka olacak ve detaylar da iyi gibi görünüyor görsellerde. Şimdi elime alıp görmedim. Bilmiyorum. Ama iyi gibi. Gelirse aslında evet denenebilir. Yani bakılabilir en azından.
şey güzel yani, önemli olan ölçekli yani, onlar işte bir fleet yapmaya başladığında muhtemelen Star Destroyer gelemeyecek. Çünkü Star Destroyer'ın devası olması gerekir. O da kadar. Ölçekli olacaksa ama o da kadar bir şey olması gerekiyor ama Millennium Falcon'ın yanında X-Wing'i koyduğunda X-Wing kadar Millennium Falcon değil. Ölçekli, ölçekli boyutta. Aynı. Ölçekli oluyor. O zaman evet. Bir sonraki üreticiye geçelim. Iron Studios. Son zamanlarda Nikon'un böyle acaba hani Gentle Giant'tan böyle Iron'a doğru kaysam mı? Aldatsam mı? onlardan da iki tane Celebration ürünü geldi. Yani Celebration'da duyurulan bir tane ürün geldi. Bunlardan ilki Cad Bane. Limitli bir ürün. $150'lık bir fiyat etiketi var. Şu anda ön siparişte. Tahmini teslimat tarihi ise Nisan-Haziran 2023 arası gözüküyor. Figüre baktığımız zaman aslında figürün şey ne derler, Book of Boba Fett'teki gördüğümüz Cad Bane olduğu görülüyor. Yani Clone Wars'tan aşina olduğumuz Cad Bane değil, Book of Boba Fett'teki hali. Yani yüzünü birebir yapmışlar Book of Boba Fett'teki, ama Book of Boba Fett'teki Cad Bane biliyorsunuz çok eleştirilmişti. Yüzü itibariyle bu Cad Bane değil ya, kim bu falan demişti hayranların çoğu. Ama şey konusunda, tutarlılık konusunda ve hani birebir dizide gördüğümüz halinin figüre yansıtılması konusunda Iron Studios güzel bir iş yapmış. 21.8 santimetre boyunda olacak altındaki şeyiyle beraber, platformuyla beraber figür. Onun dışında bakıyorum 0.5 yani 500 gramlık bir shipping weight'i var, yani kutu ağırlığı 500 gram olarak gözüküyor. Bir ürün bu. Ürünün yanında gelen ilave bir aksesuar vesaire yok. Sadece tek bir ürün olarak, tek bir figür olarak geliyor. Bir diğer ise Darth Maul. Bu 1:4 scale legacy replika olarak geçiyor. $850'lık bir fiyat etiketine sahip. Bunun da tahmini teslimat tarihi Nisan-Haziran 2023 olarak gözüküyor. Bu figürün yanında, figürle beraber şu Darth Maul'un o bölüm 1'de gördüğümüz meşhur droidlerinden bir tanesi de geliyor. Bakıyorum başka, shipping weight'i, kutu ağırlığı 9,5 kilo. Bu devasa, devasa bir şey. Böyle 4 zaten bayağı büyük. Boyu, ya uzunluğu 58.4 santim. Ondan sonra cırma şey, eni 53.8 santim. Derinliği de 30 santim olabilir. Bu bayağı güzel. Zaten 1:4 oranında dediği için bayağı devasa bir ürün. Fiyatı da gayet şey, devasa bence, $850. Ben şeyi anlayamadım. Bu gözcü droidin gözü yanıyor mu acaba? Elektronik mi? Ya Sideshow bunu hep yapıyor abi. Görsellerde kılıçları da aydınlatıyor. LED'ler de yanıyormuş gibi gösteriyor. Tüketiciyi yanıltıyor sonra. Yani bak, Hot Toys olsaydı yanabilir derdim. Çünkü Hot Toys'da var öyle minnak trikler, güzel böyle tatlı dokunuşlar. Ama Iron Toys'dan, Iron Studios'dan emin değilim. Yok yani, olsa kesin yazarlardı. Ben de göremedim, baktım ama. Ama evet, güzel nokta, tebrik ederim. Evet. Şey bu arada benim şeyi benzetmişler. Durduğu platformu. Mandalorian'ın Child Hot Toys açtık ya, onun platformundaki malzemeye benziyor. Ha, evet. Ama bu tabii posable yok, değil. Yok değil. Yani sabit tamamen direkt. Değil. Yani, sabit. Yani. Evet. Iron Studios zaten pozlanabilir yapmıyor bildiğim kadarıyla. Yok, yapmıyor. Evet, yapmıyor. Şimdi Iron sıra... Studios'dan bu kadar. Sırada Ateş'cim. Bizim evet. En sevdiklerimizden. Her baba yiğidin harcı olmayan... Hot Toys'a geldi sıra. Hot Toys'da iki ürün diyebiliriz. İki ürün duyurdu. Bunlardan bir tanesi Chrome Trooper diye adlandırabiliriz. Chrome renginde klon askerler. Şimdi söylemesi dilim dönmüyor. Chrome renginde klon askerler bir Phase 1 bir de Phase 2 biçiminde. Parıl parıl parlıyorlar bu figürler. Çıkış tarihi 2022'nin... Aslında galiba bir dakika Ateş. Hı. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Bu Clone Trooper'lar Phase 1 ve Phase 2 değil. Tek bir ürün iki helmet'la geliyor. Öyle mi? Ben öyle anladım. Evet, tek ürün iki helmet'la geliyor. Hı.
tek üründe Phase 1 helmet var ve Phase 2 helmet var. Ben de iki ayrı görselle şey yaptım ama detaylara bakınca bir tane işte Phase 1 helmetle geliyor. İçinde de bir tane Phase 2 helmet var. Çünkü evet. Zaten helmet dışında Phase 1 ve Phase 2 klon topları arasında fark yok. Şimdi güzel ben aslında. Notlarda okudum. Öyleymiş yani. Değiştirilebilir evet. Kafası var. Evet. Bugün fotoğrafların şeyi olduk ya. Azizliğine uğradık. Azizliğine uğradık aynen. Figürün boyu 30 santim. Bir sürü aksesuarı var. Değiştirilebilir kafalar dahil. Çıkış tarihi 2022'nin 3. veya 4. çeyreği olarak gözüküyor. Fiyatını nesi sorun ne ben söyleyeyim. Kaptan Fazma vardı ya, bundan mı acaba ilham almış? Krom. Yok ya, bunu bazen Hot Toys yapıyor. Bir tane bir kere de şey yapmıştı. Kotobukiye yapmıştı. Özellikle bu celebrationlarda, exclusive falan ürünlerde böyle farklı bir şey olsun diye Wack Metalized kaplıyor. İşte Chrome Edition. Güzel diyor. Olmuş ama ya. Ben beğendim. Güzel güzel görünüyor. Güzel görünüyor. Bir sen diğer fiyatı da söylemedin ama. Değil mi? Söylemedim. Sen söyle. Söyleme. Söyleme söyleme. Boş ver. Almak isteyen arasın. Almak isteyen için ekrana ekmek banın. Almak isteyenler için Nikon'un kredi kartı 54-12. Sus sus sus. Yetmez ki. Muhtemelen. Evet şimdi bir dakika ben nereden nereye atmışım. Ha, bir şey var. Death Trooper var. Siyah krom versiyon. Bunun da boyu 30 santim yaklaşık. Yine aynı tarihlerde çıkacak. 3. 4. çeyreğinde 2022'nin. Miğferinde LED aydınlatmalar var bunda. Sizin de az önce söylediğiniz gibi Hot Toys yapıyor böyle şeyler. Kumaş detayları var. Figürün kostümünün. Değineceğim son Hot Toys ürünü Commander Apo. Bu karakteri Revenge of the Sith filminden tanıyoruz. Fakat sadece ve sadece bir figür değil. Bunun bayağı baba bir aksesuarı var. Bir speeder bike ile birlikte geliyor. Bu ürün için çıkış tarihi 2023'ün 2. veya 3. çeyreği olarak belirtilmiş. Speeder bike ile birlikte boyu yaklaşık 68 santim olacak diye belirtiliyor. Bakıyorum başka atladığım önemli detayı var mı? Bu çok güzel olmuş ama. Bunun, ya, bunun fiyatını hiç mi hiç sormuyorum? Biz de gündem haberi yapıyoruz ya, haber veriyoruz diye. Şimdi fiyatını sormayın. Evet, peki sormasınlar. Tamam. Merak eden yani, Google'dan kime, baksın. Kime ne faydası var? Evet. İçinde bulunduğumuz durum itibariyle neyse. Evet. Son farklı haber koleksiyon ürününe gelelim. Ya bunu Ateş niye aldın ya? Çok enteresan komik bir figür bu ya. Beast Kingdom'dan Egg Attack serisi. Egg Attack serisi böyle Humble, Tumble yani şirinleştirilmiş karakterleri içeren bir seri. 2023'ün ilk çeyreğinde çıkıyor. $80 bir tane Stormtrooper. Şeye rağmen yani ufak olmasına rağmen 6 inçlik galiba bir figür olmasına rağmen 26 noktadan eklemleri var. Ve PVC'den yapılmış durumda. Yani şey gibi, Katapuke gibi. Hoş, sempatik. Poplar kadar olmasa da. Abi Stormtrooper'ın yani çok Stormtrooper'ın normali bile adam vuramıyor. Bir de bu kılıkta adam vurmaya kalksa var ya. Bu arada evet, bu ama şey komik. Geniş bir seri gibi gözüküyor. Başka karakterler de var. Var var var. EGT'nin bir serisi var. Bununla beraber bu arada hani değişik el kombinasyonları da geliyor. Blaster'la geliyor, pistol geliyor. İşte blaster'ı tutan el var, tutmayan el var. Güzel bir standı da var. Şey eğlenceli bir ürün ama alır mıydım? Almam. Ama keyifli görünüyor. Sevenleri var bu arada. Ciddi bir koleksiyonları var bu ürünlerinde. Var abi. Funko Pop'un bile var ya.
zevkler ve renkler tartışılması tabii yani. Bir şey evet, diyemeyeceğim. Evet. Benim şey gördüğüm bunlar. Var mı eklemek istediğiniz bir şey beyler? Başka yok. İşte şey. Ya Gentle Gentleman bir şeyler gördüm. Onun hani canlı yayınlarda gösterildi. Resmi duyurusu henüz gelmedi siteye. Şaka olduğunu düşünüyorum. Onun için konuşmuyorum. Bir tane şey vardı hatırlar mısınız? Bir rabbit, ne rabbiti? Tavşana benzeyen bir karakter Roger vardı. Yok be, Star Wars'ta. Şey, Jackson. Jackson. Jackson'ın figürünü yapmışlar. Ve onu duyurdular. Yani şaka değildir bence. Sitede görmedim. Şaka değil mi? Hasbro da yaptı çünkü onu. Evet. Yani Jackson figürü geliyor muhtemelen. Canlı yayında gördüm sadece. Henüz duyurmadı. Yani ben PGM üyesi olmama rağmen bana mail de gelmedi. Demek ki Jackson figürü yapmışlar. Bilmiyorum. Niko bunu kesin almaz diyerek sana mail atmamışlar bile. Atmamışlar. Evet. Evet. Var mı başka? Koleksiyon haberleri var bunlar. Var mı başka sizin eklemek istediğiniz? Şu şeylerden Obi-Wan Wednesdays günlerinden büyük medet umuyorum. yeni bir Force FX Darth Vader ışın kılıcı duyurulsun diye. Herhalde sezon finaline saklıyorlar onu da. Yalnız ateş var ya yani inadına şey yani bir sürü kılıç duyurdular. Ama inatla Vader'ı getirmiyorlar gerçekten. Duyurmuyorlar. Yani Haslap'te şey bile yani Reva bile duyurdular. Ben ama bak Darth Vader çıkarsa kesin ön sipariş ver. Yatırım gibi çünkü. Ön siparişle gelen süre arasında 2-3 ay geçerse gerçekten yatırım değerinde oluyor. Ya zaten şimdi bile hadi bu ayın sonuna doğru duyurdular diyelim. Muhtemelen önümüzdeki sene için bir tarih verecekler. Muhtemelen. Kesinlikle öyle olur yani. Neyse. Evet. O zaman kapatalım. Bugünkü bölümümüzden bu kadardı arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yayının başında, videonun başında Nikon da söylediği gibi işte Celebration'da duyurulan diziler, filmler, koleksiyon ürünleri, işte oyunlar, bunlarla ilgili ayrı ayrı bölümler yapıp bu gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyor olacağız. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda bırakabilirsiniz. Biz bütün yorumları okuyoruz. Onlar bize ilham veriyor. Onun haricinde aklınıza gelebilecek bütün podcast platformlarında varız. Oradan da bu yayını podcast olarak da dinleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Yıldız verebilirsiniz, like verebilirsiniz. Onun haricinde Instagram, Facebook, Galaxy'nin sesi hesaplarımız aktif. Oradan da paylaşımlar yapıyoruz. Bazen canlı yayın yapmak aklımıza esebiliyor. Hele Obi-Wan Kenobi'nin yayında olduğu şu dönemde çok hararetli konular konuşulmakta. Bazen sürpriz yapıp her an canlıya geçebiliriz. O yüzden sosyal medya hesaplarımızı mutlaka takip edin diyoruz. Ve yeni furyamızı uyarak kudret sizinle olsun. Kudret sizinle olsun. Kudret sizinle olsun.